Yazdığımız Lisinya proje kapsamında 2011 yılında susuz tarım uygulamalarımızı başlattık. Susuz tarım uygulamalarının en önemli bitkisi lavanta. Kuşkusuz lavanta kokusuyla, rengiyle çekici bir bitki. Tabii ki bu arada yurt dışından gelmekteydi lavanta fideleri. Lavanta fidelerinin üretimini ve dağılımını da yapmak gerekiyordu. Özellikle lavanta angustifolia dediğimiz tıbbi lavanta türü tamamen yurt dışında üretilen lavantalardandı. Türkiye'de ana hatları yoktu. Biz özellikle ilk ithalatı gerçekleştirdikten sonra burada ana hatlarından üretimler yaparak yaygınlaşması için çaba gösterdik. Toplamda 3 milyon fide üretimiyle başladığımız çalışmalar şu anda 10 milyon üzerine çıkmış durumda. Ama lavanta şu anda tabii ki tamamıyla görsel olarak insanları bulunduğu şehirlere çekiliyor. Oradaki turizm alanlarına çekiyor. Konya başta olmak üzere Konya, Eskişehir, sonra Ankara, özellikle çevre illerden Denizli ve Artvin'e kadar, hatta Mardin'e kadar pek çok şehrimiz şu anda tamamen mora boyanmış durumda. Hatta pek çok Marmara bölgesindeki illerimizi de fideleri biz buradan gönderiyoruz. Yani lavantanın yanında lavanta fideciliği de ülkemizde yaygınlaşmış durumda. Isparta'da da bir miktar üretim var. Ama ciddi anlamda ülke fide ihtiyacının %60-70'ini lisin olarak biz karşılıyoruz. Son 4 yıldan beri yurt dışına da fide ihracatımız var. Özellikle tıbbi lavanta türlerini yurt dışına da gönderiyoruz. Yurt dışına toplamda 6 milyona yakın fide gönderdik. Direkt ihracat veya ihracat firmaları kanalıyla göndermiş olduğumuz fideler. Özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden ciddi anlamda fidelere talep var. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerde. Ve şu anda zaten turizm anlamında da yurt dışından gelen pek çok blogger veya blog yazarı, pek çok kişinin özellikle geldiği bahçeler lavanta bahçeleri.